Bildiğimiz gibi Cumhuriyet Gazetesi yazarı şair Özdemir İnce bizimle birlikte bu bölümde. Özdemir abi günaydın. Günaydın Namıkçığım. Nasılsınız? Fena değil. İğnelerden, haplardan falan. Of 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 of. Bugüne geldik. Yani şimdi tabii iğne deyince böyle insan böyle şey yapıyor değil mi böyle? Ama sizin bitti değil mi? İğneler bitti. İğne bitti, hap bitti. Pazartesi günü işte adam doktor, fevkalade iyi bir doktor. Bakacağız. Yani bu benim yüzümden oldu ya. Geçmiş olsun. Dirseğimde nasırı kaşıya yani mikrop kaptırdım. Buradan seyircilere tavsiyem benim yaptığımı yapmayın. Dirseğinizde herhangi bir şey varsa kaşımayın, mikrop kapıyor. Evet, konuştuğumuz şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi sizin yazılardan yola çıkarak planladığımız. Şimdi öyle bir durumdayız ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı, daha doğrusu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden çıkan karar var. 1 Ocağı kadar süre verdiler Osman Kavala'nın serbest bırakılması için. O son derece tehlikeli bir karar. Hangisi? Ne yazık ki mevcut hükümet bu kararın tehlikeli yanlarını ya görmüyor ya göremiyor yahut da bir an önce şu Avrupa Konseyi'nden kurtulalım. AKP'li üye Türkiye'nin uymadığı doğru değil demiş bir de AKP'li üye orada konuşma yapmış. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığı doğru değil demiş. Kendisinin söylediği doğru değil. Üstelik yalan. Yani bütün yani herkes biliyor. Şunu şöyle yap diyor. Mesela bir tutuklu var. Yapılan yargılama sonunda cezaya çarptırılmış. Ondan sonra Türkiye'deki yüksek mahkeme bunun hakkında olumlu karar vermiş. Ardından hükümet Yargıtay'ın yahut da Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımamış. Efendim mağdur taraf Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açmış. Dava mağdur tarafına ağır basarak hükümet cezalandırılmış. Ve hükümet cezalandırılan karar Türkiye Anayasası'nda bir madde var. Maddeyi bilmiyorum ama maddenin içeriğini biliyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar Türkiye Cumhuriyeti yasalarından üstündür. Ve bunu kabul etmişiz. Bunu kabul etmişsin, basmışsın imzayı. Ondan sonra dinlemiyorum diyorsun. Olur mu kardeşim? Noter senedinden daha sağlam bir şey o. Evet, evet. Oyun bozanlık olacak bir şey değil. Yani uygar bir devlet böyle davranmaz. Yani Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymamakta ısrarlı ülkeler belli. Ya Türkiye yahut da Rusya birinci. Evet. Yahut da sırayla biri birinci oluyor, biri ikinci oluyor. Zaten ondan en çok sonra dava açılan ülkeler arasında da ikisi önde. Tabii. Ondan sonra Çin var mı bilmiyorum. Yok. Yalnız sabıkalı Rusya ile Türkiye bu konuda sabıkalı. Evet, evet. Rusya bizi ilgilendirmez. Rusya bizi ilgilendirmez. Rusya kendi içinde ne yaparsa yapsın yeter ki bizi rahatsız etmesin. Bizim için teşkil etmesin efendim tehlike olmasın. Tabii ben Rusya'nın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına saygı duymasını isterim. Çünkü ben sadece
Türkiye nüfusunun demokratik yönetilmesini, adaletin, eşitliğin tesis edilmesini sadece Türkiye'de isteyen bir adam değilim. Tabii. Ben internasyonalistim. Bir sosyalist ve komünist olarak internasyonalistim. Hep bana değil, herkes. 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 Evet. Şimdi İsrail Filistin'i bombalıyor bir haftadır. Çünkü evet. İşte 20 dakikada 5000 roket attı Hamas. İsrail müthiş bir orantısız güç uyguluyor. Uçakları, tankları da sınıra getirdi. Ve bütün dünya sanki seyrediyor Demir abi. Yani böyle bir barış çabası falan da yok. İşte Türkiye'den bir arabuluculuk önerisi gibi bir takım şeyler söylendi. Ama orada insanlar ölüyorlar. Şimdi efendim güneye kaçın demişler sivillere. Güzel kardeşim, ben o coğrafyayı çok iyi bilen bir insanım. Yani Filistin ve İsrail denen toprağı, Lübnan'ı, oraları yani kutsal kitapların geçtiği toprakları çok iyi bilirim. Birden fazla gitmişliğim var. Efendim, gördüğünü kitaba yaz diye bir kitabım evet, var. Evet, bunun içinde, evet. Bunun içinde efendim İsrail izlenimleri, o zamanki muhalefet başkanı, eski Milli Eğitim Bakanı Yossi Sarit'le tartışmalı konuşmalarımız, İsrail toprağı falan yazılar var. Bir de bu işin başlangıcına dair bilgilerin yer aldığı bir kitap çevirmiştim. Ben çevirmen değilim. Ama bir yön çeviri kitabım var. Sebebi şu: eğer çevirdiğim kitap insanların kültürüne, bilgisine ve aklına hizmet edecekse o kitapları çevirdim. Bunlardan biri İlk Çağ Tarihi. İlk Çağ Tarihi. Evet, evet. Şimdi Yordam Yayın Evi yayınlıyor. Bu daha önce 1970'lerde başka bir yayın evi tarafından yayınlandıydı. Bunun ardında Roma Tarihi gelir. Onun ardından 3. ciltte Yakın Çağlar Tarihi. O bunu, şey miydi? Kerem Görsev'in babasının yayın evet, eviydi değil mi? Evet, Kerem'in babasının yayın evinde ilk yayınlandı bir cilt. Yakın Çağlar Tarihi o zaman yayınlandı. Ben Yakın Çağlar Tarihi'nin tek taraflı değerlendirmelerini değil, bu dizi kitabı Sovyet Bilimler Akademisi yazarları yazdı. Yani Marksist bir bakış açısıyla yazılmış bir tarih bu. Tarafsız bir gözle yazılmış olduğuna tanıklık ederim. Ve kitabın çevirmeni olarak da yemin ederim. Yemin ederim. Şimdi şuradan başlayalım. İsrail toprakları, buna Filistin toprakları deniyor. Ama başlangıçta oranın adı İsrail topraklarıydı. Antik Yunanlar ve daha sonra Romalılar İsrail'i cezalandırmak için oraya Palestin adını verdiler. Yani Palestin olmadan önce orası İsrail oğullarının toprağı olarak biliniyordu. Şimdi bunu oraya geri döneceğim ama kardeşim, Hamas'ın bulunduğu yer, yani Gazze şeridi o kıyıda el kadar bir yer. Oradan çıkıp Kudüs'e doğru geliyorsun aşağı yukarı 1 saat, 1,5 saattir o. Bilemedin.
Kudüs'e geldikten sonra Kudüs'ün doğu sınırından itibaren Celile Gölü'nü de içine alacak şekilde aşağı doğru Batı Şeria vardır. Evet. Batı Şeria. Nablus. Yani Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasında otomobille 1-1,5-2 saatlik bir yolculuk etmek gerekir. Şimdi burası Batı Şeria'yı falan çok iyi biliyorum. Gazze'ye pek gitmedim. Sorun şu, Gazze de söylendiğine göre 2 milyon Filistinli var. Bu Filistinlilerin elektriği, suyu, hava gazı hiçbir şey yok. İsrail tarafından veriliyor. Orada tarım yapmak ihtimali de çok zayıf. Yani konutlarla dolu bir yer. Peki bu Hamas denen acayip teşkilat bir bomba attığı takdirde karşı tarafa bunun 10 misliyle cevap alacağını bilmiyor mu? Biliyor. Hem de çok oransız biçimde. Niye atıyor? Ayrıca parası var mı da? Parası yok. Yiyecek, içecek falan dünyadan gelen, Türkiye'den giden yardımlarla idare ediyorlar. Sanayi yok, tarım yok. Ama o füzeleri nereden buluyorlar? İkincisi, bu füzeleri getiren gemiler, kamyonlar, tırlar, uçaklar İsrail tarafından kontrol neden edilmiyor? İsrail bunun böyle olmasını mı istiyor mu istemiyor mu şaşırıyorum. Yani İsrail'in silahların gelmesine mani olması lazım. Mani olmuyor. Tam bir Ali Cengiz oyunu. Ondan sonra gelen şeyler, füzeler, şunlar bunlar şeye atılıyor. İsrail topraklarına atılıyor. Hayfa'ya atılıyor. Yaffa'ya atılıyor. Akselon'a falan bilmem ne. Zaten el kadar bir memleket ya. El kadar bir memleket. Bir işten bir uca. Evet. 6 saatte gidersin. Ya Hayfa'dan çık yola, aşağıdaki Kızıldeniz'in bir limanları var oraya. Yaffa. 5-6 Old Yaffa var. Neyse. Küçük bir yer. Yani benim bir türlü çözemediğim Hamas niye saldırıyor? Sonuçta yakılıp yıkılacağını bilerek. Yani mazoşist mi bunlar? Yani bunun bir karara varılması lazım. Karara var. Şimdi onların attığı bombalara, füzelere İsrail'in cevap vermemesi mümkün değil. Mümkün. Doğru. Zaten yapıyor. Ha yalnız anladığım kadarıyla bizim okurlar ve televizyon seyircileri bu kavganın İkinci Dünya Savaşı sonunda önünde de Birinci Dünya Savaşı var. Ondan itibaren başladığını sanıyorlar. Efendim bu İsrail'in bugün işgal ettiği topraklar Filistin'inmiş. Abdülhamid zamanında arsa alarak falan gelmişler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Amerikalılar, Avrupalılar, İngilizler dünya Yahudilerini oraya yığmışlar. Benim çocukluğumda bir yığın Polonyalı vardı Mersin Limanı'nda. Mersin Limanı'nda gelip beklerlerdi. Kimisi
düzgün bir şekilde çoğu da kaçak olarak İsrail'e giderlerdi. Yani ben 1947'den falan bahsediyorum, 48'den. 48'de zaten yani, kuruldu. Şimdi mesele o değil. Bu 4000-3000 yıllık bir rekabet ve kavga. 3000, evet. 3000 yıllık. İsrailler Orta Doğu'nun insanları, yani Araplar gibi İsrailliler de Orta Doğu'nun topraklarında bitmiş bitkiler. Dilleri Arami dili, ikisi benzer birbirine. Arapça ile İsrail dili, İbranice birbirine benzer zaten. Tersten ikisi de. Kelimeleri bile ortaktır, evet. Neredeyse. Peki bu nasıl oldu? Nasıl oldu? Bunu öğrenmek İncil'i oku, Tevrat'ı okuduğun zaman, Exodus çıkıştan itibaren bütün şeyde bunlar anlatılır. Ve başrolü İbranilerle Filistiler arasında geçer. Filistiler, bugün Filistinli denilen halk. Hatta Sezar'ın hakkı Sezar'a lafı İsa'dan söyledi. Filistiler gelirler, Sezar'a para verelim mi falan. O da paranın bir kenarında bir tarafında Sezar'ın hakkı var, bir tarafta da Tanrı. Allah'ın hakkı Allah'a, Sezar'ın hakkı Sezar'a der. Yani İncil Filistin'den geçilmez. Şeyden daha çok, Tevrat'tan daha çok İncil'de Filistinler vardır. Hatta Filistinler hakkında İncil'de hiç olumlu bir sıfat kullanılmaz. Fransızca'da da bir Filistan diye bir şey vardır. İki yüzlü dalavereci falan anlamına gelir. Şimdi babam, milattan önce 12. yüzyılda orada o toprakların yerli halkı, efendim, bunlar arasında bir gün şeyler var. Hurriler bile var. Çünkü Anadolu ile onun arasında büyük bir mesafe yok. Gidip gelmişler ve 72 milletin egemenliği altına girmiş o topraklar. 72 milletin egemenliği altına girdikleri zaman Filistinlerle İbraniler arasında sulh olmuş. Demek ki yapılacak şey İsrail'i üçüncü bir devletin gelip işgal etmesi. bu kavganın bitmesi için İsrail'i üçüncü bir devletin gelip işgal etmesi. O zaman Yahudilerle Filistinler arasında sulh olur. Zaman 70 yılında Titus gelmiş, Roma İmparatoru. Süleyman tapınağını da yıkmış. Ve yönetime el koymuş Romalılar. Ve Titus şey demiş, Süleyman Tapınağı'nı yıktığında. Tüm demiş Yahudiler demiş, tarih durdukça bu bir duvara ayakta bırakmış. Bu duvara bakıp ağlasınlar demiş. Ve ağlama duvarı. Onun üstüne de daha sonra Hazreti Ömer, işte Ömer Camii ve Mescid-i Aksa yükseliyor orada. Arkadadır. Aynı arsada, evet. Ağlama duvarı böyledir. Sol tarafta Süleyman'ın ahırları vardır. Hazreti Süleyman'ın, onun biraz ilerisinde bir tünel vardır. Neyse, şimdi İsrail ve Yahudi boyları ve Kenan diyarına gelişleri. Bunu kitaptan okuyayım izin verirsen. Tabii buyur. Kitabın adı İlk Çağ Tarihi. Suriye'nin güneyinde bulunan ülkeye Grekler
Akdeniz'in güneydoğusu kıyısında 12. yüzyıldan itibaren yaşayan Filistinler adına dayanarak Palestin adını vermişlerdir. Ürdün, Tevrat'ta Erden, ırmağı ülkeyi kuzeyden güneye geçip Ölü Deniz'e dökülür. Ürdün ırmağı Filistin'i iki bölgeye ayırır. Batıdaki bitki örtülü bol verimli topraklar vardır. Doğu kıyısı kayalık ve çıplaktır. Yani Golan Tepelerinden bu tarafa gölün, Celile Gölü falan Ürdün o taraflar kuraklıktır. Tiberiye Gölü. Steinbeck'in romanı vardır Cennetin Doğusu diye. Cennetin Doğusu o işte yani. Kuraklık olan cennet neresi? İsrail'in bulunduğu yer. Doğusu kurak, cennet. Şimdi Ürdün ırmağı Filistin'i farklı iki bölgeye böler. Batıdaki bitki, kuzeyde Lübnan ve Anti-Lübnan dağları yükselir. Ölü Deniz'in Lut Gölü güneyinde yağmur mevsiminde çiçeklenen, kurak mevsimlerde çöle dönüşen ovalar falan fıstığı. Milattan önce ikinci binlerde o sıralar Kenan adı verilen Filistin'de Kenan ülkesi Kanaan. Adı gerçekte Kenan'mış. Sonra Filistin adı verilmiş. Filistin'de bir Sami dili konuşan Kenanlılar, sonra Hurriler yaşıyordu. Efendim, Basırlılar sonunda, şimdi derken bir gün 2000'lerin sonunda deniz halkları yahut da ulusları denen bir göçmenler geliyor. Akdeniz'den. Bu göçmenlerin kaynakları deniz insanları. Girit'ten geldi söylenir ama Girit'ten daha çok Batı Anadolu, bizim Batı Anadolu ve Ege adalarından Girit'e falan Kıbrıs'a, daha sonra da İsrail topraklarına, ondan önce şeye varıyorlar. Mısır'a varıyorlar, Firavun'la çarpışıyorlar falan ve sonunda gelip milattan önce 2000 yılında bugünkü Gazze şeridine yerleşiyorlar. Lidyalılar mı bunlar? Efendim? Lidyalılar mı? Milattan önce 2000. Lidyalılar mı gelenler? Gelenler, hayır, ırkları... Anadolu'dan geldikleri ihtimali çok kuvvetli. Çünkü bunlar geldikleri zaman demir uygarlığı zamanında. Demir uygarlığı o sırada sadece Batı Anadolu'da ve Yunanistan ve adalarda var. Bu sırada Filistin'de yahut da İsrail memleketinde medeniyet bronz çağı. Bronz çağı, ellerinde demir olduğu için de bronzlu silahları tarumar edip geçiyorlar. Şimdi buraya gelip yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra 2000 yılında oradaki İsrailoğullarıyla yerleşik halklarla boğuşmaya başlıyorlar. Boğuşmaya durmadan savaşıyorlar falan. Arada hala savaşıyorlar. Şöyle 12 ve 11. yüzyıllarda Kenan'da başka boylar da geliyor. Filistiler. Son cümleyi okuyorum. Bu devlet, bir devletsi bir şey kurmuşlar. İsrail ya da Yahuda adıyla tanındı. Yani bir devlet kuruyor İsrailliler.
Bu devlet İsrail ya da Yahuda olarak tanınıyor. Yahuda Dağı'nın etrafında. Davut, Kral Davut, Hazreti Davut, Peygamber Davut, Filistinlileri yeniyor ve ülkeden kovmayı başarıyor. Bu zafer Davut'un gücünü onaylattı. Şimdi gelelim. Bugünkü Filistinliler Filistilerden mi geliyorlar? Başka bir halk mı? Şimdi Romalıları biliyorsun. Romalılar geliyor, tarumar ediyorlar. Babil geliyor, sürgüne gönderiyor. Ve bu süre içinde, bu tarih içinde Filistiler yok. Yok. Pısmışlar duruyorlar. Nabukadnezar gelip bütün İsrail'in ileri gelenlerini Babil'e götürüyor. Filistilerden giden yok. Ondan sonra Roma geliyor. Titus Roma dönemi. Yahudilerle savaşmaya başlıyor. Yahudileri eziyor. Nasıl eziyor? Allah Allah. Mesela antik Filistinlerin ana dili hakkında hiçbir bilgi yok. Hangi dili konuştukları bilinmiyor. Kültürleri hakkında hiçbir bilgi yok. Dilleri muhtemel, ondan sonra dinleri hakkında hiçbir şey yok. Şimdi İslam'a gelmeden önce Masada diye bir yer vardır abi. Lut Gölü kıyısında. Evet. Ölü Deniz'den 400 metre yukarıda. Milattan sonra Kudüs düştükçe, düşünce Romalılar kıh kıh yapınca hepsini Masada'ya kaçıyorlar. Masada'da direniyorlar. Ve direnişlerinden hiçbir şey kazanamayacağını anladıkları zaman kendilerini öldürmek üzere insanlar seçiyorlar. Ve direnişçiler teker teker birbirlerini öldürüyorlar. Ve bir kısmı da kendini aşağı atıyor. Ve o tepeyle aşağıda teleferik vardır. Teleferikle yukarı çıkarsın. Yani 1000 kişi falan bunlar neredeyse. Toplu intihardan sadece 2 kadın ve 5 çocuk hayatta kalmıştır. Romalılara karşı yapılan mücadelede en ufak bir Filistinli adı geçmez. Sadece İsrail. Şimdi sorun nerede başlayacak? 30 Temmuz 634 tarihinde Müslüman Arap ordusu Ecna Deyn'de Bizans ordusunu yenerek bugünkü İsrail topraklarını ele geçirdi. Yani Mekke'den Arap devleti Bizans'ı yenerek 634'te yani kaç yıl ediyor? 1500 yıl mı? Aşağı yukarı. Ele geçiriyor. Şimdi bu Filistinli dediğimiz kişiler o orduyla mı geldiler? Yoksa Filisti dediğimiz ve durmadan yenilen muhalif güçler Müslüman mı oldu? Ben bilmiyorum. Bilen bilir. Şeye sor yarın. Hüsnü'ye sor. Hüsnü bunları beni sulu götürür, susuz getirir. Şimdi bu kadar karmaşık bir şey. Bu kadar karmaşık.
Yani Filistinli dediğimiz Müslüman, Arap kişiler acaba Müslüman olarak mı Araplaştılar? Çünkü Müslüman olup da kendi soyunu devam ettiren iki ülke var. Birisi İran, öbürü Türkiye. Osmanlı yıkılmasaydı büyük bir ihtimalle bizim Anadolu halkımız olmazdı ama saraya yakın çevre şehirler Araplaşabilirdi. Hala bugün bile niçin Araplaşmıyoruz diyorlar. Mesela Arap ülkelerinde senin adın neye Azdemir diyorlar. Yahu kardeşim Türk'üm ben. E olsun, Müslüman değil misin? E sana ne lan? Özdemir adına tahammülleri yok. Ülker adına tahammülleri yok. Namık belki Arapça'da vardır. Sen kurtardın. Namık sanıyorum Farsça'da var. Ha, tamam sen kurtardın. Olan bana oldu. Şimdi ben dinleyiciler, seyircilere bir amatörün çalışarak bilebileceği şeyleri anlattım. Bunların hepsi belgelidir. Ayrıca bir de bu kitaptan bahsettin mi? Gördüğünü kitaba yaz. Evet, evet. Ha, sana gönderdiydim kapağını evet, galiba. Evet, evet, evet. Bunun içinde İsrail gezilerimle ilgili gezi değil daha çok arkadaşlar var. Davet edilmişim. Mesela bir bölüm de Eres İsrail, İsrail toprağı diye bir bölüm var. Tarihi bilgiler falan veriliyor. Milli Eğitim Eski Bakanı Yossi Sarit, İsrail'in kendi Atatürk'üne ihtiyacı var diyor. Sebebi ne biliyor musun Namık? Sebebi şu. İsrail laik bir ülke değil. Cumartesi günü hiç kimse iş yapmıyor. Bütün lokantalar kapalı. Şabat günü. Ondan sonra fakat delevelesini bulmuş İsrailler. Asansör kullanmak yasak ama 10, 15, 20, 30 katlı şeyler. Her katta kapıyı açıp kapatıyorlar. Her katta kapıyı açıp kapatıyorlar. Cumartesi günü yemek yapılmıyor falan ama cuma akşamından yemeği pişiriyorlar. Altını da hafifçe yani bir ne diyorlar ona bir şeyini bulmak Müslüman kitabına uydurmak. Kitabına uydurmak. Ne? Yok. Neyse. Bir yolunu buluyorlar. Yaşıyorlar. Bu Menahem Begin Enver Sedat'ın cenazesine katıldığında Kahire'de o Camp David anlaşmaları falan imzalanmış. Enver Sedat'ın cenazesinden dönerken otomobile binmiyor. Yürüyor oteline kadar. Cumartesi günü çünkü cenaze töreni. Ya İsrail çok eğlenceli bir memlekettir. Çok. Şimdi Yossi Sarit'le bu İşçi Partisi Başkanı ve eski Milli Eğitim Bakanı bunlar Ermeni soykırımını kabul etti. Yossi Sarit ve bununla gittik, tartıştık. Sonuçta anlaşamadık. Ermeni meselesinde anlaşamadık. Ama
şunu söyledi ve onu söylerken samimiydi. Ve en yakın çalışma arkadaşı Kuzguncuk'tandı. Mesela müsteşar var. Yani Türkiye'li Yahudiler kendilerine Türk diyorlar. Biz Türk'üz diyorlar. Yani şey de demezler biliyor musun? Biz İstanbullu Yahudiyiz falan demezler. Çünkü bayramlarına katıldım. İzmirliler çoğunluktadır. Türkçeyi gayet güzel konuşurlar. Türkiye'nin üzerine toz kondurmazlar. Ki, müthiş Türk milliyetçidir. Yani çok ilginç. Şey ben şuna tanık oldum. 82'de İsrail'de orada yaşayan Türklerin büyük bir bölümü hala Türk pasaportuyla yaşıyorlar. Yani İsrail uyruğuna geçmemişlerdi. Çok büyük bölümü. Evet, evet. Yani subay oluyorlar, polis oluyorlar, zenginler, eczacılar, iki taraflı yaşıyorlar. Mesela bir eve gittik yemeğe, şey yapmış, börek yapmış. Kadın ne dedi biliyor musun? Bunun yufkasını İstanbul'dan getirttim dedi. Ha şimdi Yossi Sarit İsrail'in dedi şeye ihtiyacı var. Bir Atatürk'e. Çünkü İsrail laik bir ülke değil. Laikleşme ihtimali de bu kafayla geçerken zor. Bu işi kapatalım burada istersen. Tamam. Zaten 4 dakikamız var. Başka bir şey soracaksan sor. Ay şimdi benim son derece önem verdiğim bir şeydi bu. Çünkü İsrail meselesini konuşurken hep bugününden bahsediliyor. Tabii. Bugününden bahsediliyor. Dününden bahsedilmiyor. Kesinlikle söyleyeyim, Filistinliler geçmiş İsrail tarihinde Yahudiler kadar ıstırap çekmedi, sürgüne gitmedi, sürülmedi. Vatanın gerçek sahipleri, vatanın onu söylüyorum, Yahudilerdir o toprağın birinci sahipleri. Filistinliler onlardan sonra geldiler. Filistinliler demiyorum, Filistinliler. 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 Palestina'da ondan. Bugünkü Filistinliler, o Filistinlilerin ahvadı mı? Ondan da emin değilim, bunu şeye sor. Hüsnü'ye soracağım. Hüsnü'ye sor yarın. Bugün ki Filistinliler, Filistinlilerle evet. Akraba mı? Bir şey tartışması vardı. Abdülhamit Yahudilere toprak sattı satmadı. Dün akşam Hüsnü de ona açıklık getirdi. Böyle bir satış olmadı dedi. Yani ama şöyle de bir yanı var olayın. Bu Amerikalı bankerler özellikle Rothschild'e çok borçlanmış Osmanlı. Ona karşılık bir takım yerler sanki haciz mi diyelim ya da başka bir şekilde mi ona karşılık bırakılmış söylentileri var. Ama böyle bir direkt satış yok. Ama gelenlerin toprak satın alma şeyleri var, faaliyetleri var. Zaten o Siyonizmin başlangıcının dilin toplanması. Onu hatırlatalım. Siyon Tepesi var Kudüs'te. O Siyon Tepesi'nden geliyor Siyonizm. Evet, Siyonizm öyle aşırı dinci falan değildir. Ana yurda dönme politikasıdır. Ana yurda dönmek isteyenler. Siyonizm ana yurda neyse. Şimdi bir cümleyle ben, kapatalım. Bir dakikamız var. Bunu kapatalım. Bir şey soruyordun sen başka. O şeyle ama süremiz kalmadı ona. Dünkü yazınızla ilgili konuşacaktık. Çok çok teşekkür ediyorum.
Bugün birlikte olduğumuz rica için. Rica ederim. Yani şimdi bence iyi oldu bu yaptığımız program. Bu geçmişi dünyanın aydınlatıcı oldu. Dünyanın en eski düşmanlığıdır bu. 4000 yıllık. Evet. 4000 evet. yıllık düşmanlık. Bugün çıkmamış. Bugün çıkmamış. Doğru. Neyse. Ben bunları söylediğim için çok memnunum ve izin verdiğin için de sana teşekkür ediyorum. Ne demek? Siz özgürsünüz. Her şeyde. Hadi canım. Çok teşekkür ediyorum Özdemir abi. Ülker abim adına sevgiler, saygılar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tekrar. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Evet değerli izleyiciler, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Yarın Hüsnü Mahalli ile tekrar buradayız. Görüşmek üzere.